Hiç jinekolojik muayene olmadım, korkmalı mıyım? Hiç simir aldırmadım, acaba canım yanacak mı? Hepinizin aklından aşağı yukarı bu tarz sorular geçiyor değil mi? Aslında korkulacak hiçbir şey yok. Ben de bir bayan olduğum için sizi gerçekten anlıyorum. Bu masaya çıkmak, en mahrem yerini başka birine göstermek hakikaten kadınlar için çok zor. Ama şöyle düşünmekte fayda var. Nasıl ki kulağımız ağrıyor, kulak doktoruna gidiyoruz, içine sonuna kadar bir şey sokup bakıyor ya da burnunuza. Bu yüzden olayı çok da farklı düşünmemek lazım. Neticede bu da bir muayene. Peki nerede mi yapıyoruz? İşte bu masada. Halk arasındaki adıyla çatal denilen masa. Çok da korkunç bir masa değil aslında bakarsanız. Nasıl başlıyoruz? Hastamızla önce konuştuktan, genel şikayetlerini dinledikten sonra eğer muayeneyle rahim ve yumurtalıklarını, vajinasını değerlendirme ihtiyacı duyuyorsak bu masaya hastamızı yatırıyoruz. Hastamıza uygun pozisyonu verdikten sonra öncelikle dış genitaller dediğimiz dudaklarına, vajen girişine gözümüzle ve elimizle bakıyoruz. Herhangi bir renk değişikliği, o bölgede oluşan bir kararma, kitle, bir oluşum var mı? Bunu kontrol ettikten sonra iç bölgeyi görmek istiyoruz. Bunun için kullandığımız spekulum denilen, halk arasındaki adıyla yine kaşık diye tabir edilen aleti kullanıyoruz. Bu aletler tek kullanımlık. Bu nedenle steril ve temizlerdir. Kullandıktan sonra çöpe gitmektedir. Şeffaf aleti. İçeriye doğru koyduktan sonra hafifçe açıyoruz. Açtığımız zaman vajen dokusu, penisin girdiği boru şeklindeki organı gözümüzün önüne getirmiş oluyoruz. Bu noktada herkes ağrı hissedeceğini zanneder ama aslında durum ağrı değildir. Bir tık dolgunluk hissi olmaktadır. Eğer bacaklarınızı kasıp kapatmazsanız onu bile hissetmezsiniz. Spekülumla içeriye girdikten sonra rahmin ağzı hemen buradan ben baktığım zaman karşımda olmaktadır. Simir dediğimiz işlemi ise yine plastik bir fırçamız var. Bunlar da steril olmakta. Şu kısmı yumuşak. Yani bir pamuklu çubuk gibi düşünebilirsiniz. Plastik hafif, elimi nasıl acıtmıyorsa canınızı içeriden de acıtmayacak şekilde. Buradan sokup rahmin ağzınızda 360 derece döndürdükten sonra gerekli hücreleri almış ve hemşire hanıma vermiş oluyoruz. Hemşire hanıma verdikten sonra bu fırçayı elindeki sıvı dolu kabın içerisinde çevirerek hücrelerin içine girmesini sağlıyor ve değerlendirilmek üzere bunu patolojiye gönderiyoruz. Ardından muayenemize ultrason ile devam edeceğiz. Alt kısmı gördük. Şimdi iç kısım dediğimiz karnın içindeki organları görmek istiyoruz. Neyi kullanacağız? Tabii ki ultrason cihazımızı. Ultrason cihazımızın vajinal prop dediğimiz şu şekilde bir parçası var. Kabaca böyle biraz penise benzetebiliriz bunu. Penisten hatta daha ince. Bu nedenle ağrıtmayacağını buradan çağrışım yaparak da kabul edebilirsiniz. Üstüne kondom geçirmekteyiz. Her hastada hijyeni sağlamak için bu kondom mutlaka değiştirilmekte ve atılmaktadır. Kondom geçirdikten sonra yine alt kısımdan vajenize koyduğumuz zaman rahim ve yumurtalıkları ekrana düşürerekten değerlendirmekteyiz. Bunun sayesinde de aynı bu şekildeki gibi herhangi bir kistiniz var mı? Miyomunuz var mı? Polipiniz var mı? Rahim yumurtalık normal mi? Rahim duvarı normal mi? Bir kalınlık var mı? Gibi noktaları görerekten var olabilecek her problemi ortaya çıkarmaktayız. Yine atlamamamız gereken detaylardan bir tanesi, biz sadece rahim ve yumurtalıklarla ilgili problemlere değil, bu masadayken idrarla ilgili problemlere de bakabiliyoruz. Üroginekoloji dediğimiz bölümde yine alt kısımdan herhangi bir sarkmanız, öksürünce, hapşurunca, idrar kaçırmanıza sebebiyet verecek anatomik bir bozulmanız var mı diye değerlendirdiğimiz bir takım muayene kriterlerimiz var ama tamamen gözle ve elle. Ekstra bir alet ya da canınızı yakıcı hiçbir şey yok. Yine aynı anda ultrason esnasında idrar kesenizi düşürüp işediğiniz yerin açısına bakaraktan bozulmalar var mı bunu da söyleyebiliyoruz. Neden özellikle bunu belirtiyorum? Kadınların en çok sakladığı şeylerden, daha doğrusu normalize edip kabul ettiği şeylerden birisi idrar kaçırma. İdrar kaçırma normal değildir. Yeri gelmişken altını çizerek söyleyelim. Sadece şu masada miyom, polip, kanama, gebelik vesaire gibi değil, İdrar kaçırmayla ilgili problemlerinize de çözüm bulabiliriz. Olay bundan ibaret. Sonrasında da geçmiş olsun diyerek hastamızı kaldırıyoruz. Ve inanın bana hiç ağrı yok. Yılda bir kere lütfen bunun için gelin, olur mu? Hepinizi bekliyoruz.